Evet, ikinci konuşmacımız Adalet Bakanlığı'ndan. UYAP'ı zaten biliyoruz, uluslararası ödülleriyle birlikte. Ali Rıza Çam Bey, UYAP'la ilgili deneyimlerin bizim konumuzla ilgili boyutu üzerinde bizi aydınlatacak. Teşekkür ederim. Evet, saygıdeğer konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda UYAP bünyesinde yaklaşık 10 yıldır çalışmaktayım. Ve buradaki tecrübelerimi dilim döndüğü kadar aktarmaya çalışacağım. Öncelikle kısa bir şekilde yapılanmamız ve uygulamalarımız hakkında bilgiler verdikten sonra geçmişte karşılaştığımız sorunlar nelerdi, bunların süresinden nasıl geldik, kısaca arz etmeye çalışacağım. Yapı olarak teşkilat yapılanmamız bu şekilde. Bir başkan, iki başkan yardımcısı, 20 şube müdürlüğümüz var. Saha yapılanmamızı, taş yapılanmamızı da tamamlamış bulunmaktayız. Şu an taşa da 35 adet bilgi işlem müdürlüğü, 56 adet şeflik ve 68 adet büromuz var. Personel durumumuz ise merkezde yaklaşık 350 kişilik bir ekibimiz var. Bu 350 kişi içerisinde hakimlerimiz, mühendislerimiz, teknisyenlerimiz, personelimiz hep birlikte yargın ihtiyacı olan yazılımları yapmaya, tamamlamaya çalışıyoruz. Taşlada da yaklaşık 1000 kişilik bir saha destek elemanımız var. Bundan yaklaşık 600 tanesi teknik eleman, yani donanımsal sorunlarla ilgilenen personel. Yaklaşık 400 kişisi de yazılımla karşılaşan sorunları birebir çözen ve son kullanıcıya destek olan yazılım destek elemanlarımız var. Teşkilat tablomuz bu şekilde, bunu ben tek tek okumayacağım. Meraklılar bizim web sayfamızdan edinebilirler. Fakat bu yapılanma 10 yıllık bir sürecin sonucunda gerçekleşti. Ben ilk geldiğimde 10 yıl önce 3 tane şubemiz vardı. Yazılım, donanım, idari şube diye. Şu an 20 tane şubemiz var. Burada da UYAP sistemini kullanan birimleri görüyorsunuz ve UYAP sisteminin biz bulut teknolojisine çok uygun bir model olduğunu, çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyoruz. Çünkü gördüğünüz üzere Yargıtay, Danıştay, tüm yüksek mahkemeler, diğer yargı birimleri ve kolluk tarafında jandarma, sağ güvenlik UYAP yazılımları kullanmaktadırlar. Yani buradaki birimler kendi ihtiyaçları için bir yazılım temini, donanım temini ihtiyacı yoluna gitmemektedirler. Bu kurumların tüm yazılımları UYAP idaresi tarafından karşılanmaktadır. O yönde de bulut teknolojisine güzel bir örnek olduğunu düşünüyoruz. Merkezi bir sistemimiz var. Tüm birimler birbiriyle entegre vaziyette, birbirleriyle yazışabilir durumda. Şu an biz yargı birimleri arasında fiziki yazışmayı kaldırmış bulunmaktayız. Tüm yargı birimleri artık elektronik ortamda yazışıyorlar. Fiziki postayı kullanmıyoruz. Yine merkez sisteminde herhangi bir sorun olduğu takdirde faaliyete geçecek. Acil durum merkezimiz de aktif durumdadır ve 5 dakika içerisinde biz yedek merkeze geçebilecek durumdayız. Dediğimiz gibi kullanıcılar tek bir kaynaktan verilere erişebilmektedirler. Bu veri tutarlılığı ve veri bütünlüğü sağlamaktadır. Yani bir yere girilen bir veri artık bütün kullanıcılar tarafından kullanılabilmektedir ve bu da istikrar sağlamaktadır, kolaylık sağlamaktadır, yargı süreçlerini hızlandırmaktadır. Entegrasyonlar UYAP'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi. Burada şimdiye kadar entegre olduğumuz kurumları görmektesiniz. Yaklaşık 30'u buldu. Yani hakim, savcılar ihtiyaç duydukları bir veri artık fiziki ortamda değil de elektronik ortamda bu kurumlardan alıp vermektedirler ve buradaki sorgu sayısı, yazışma sayısı günlük 1 milyona yaklaşmaktadır. Eskiden bunlar fiziki ortamda yapıldığında bir yazışma başına 8 TL bir posta gideri vermek durumundaydınız. Fakat şu an biz bu kadarlık bir masraftan, hani 1 milyon çarpı 8 TL kadar günlük bir tasarruf sağlamaktayız bu entegrasyonlar sayesinde. Ve entegre olduğumuz kurumların sayısı da günden güne artmaktadır. Yani bunlarla yetinmiyoruz, daha da arttırıyoruz bu sayıyı. Döküman yönetim sistemimiz bizim 10 yıllık süreçte geliştirdiğimiz kendi bir yazılımımız ve biz bunu isteyen kamu kurumlarına da veriyoruz, paylaşıyoruz. Burada döküman yönetim sistemimizi kullanan kurumları görüyorsunuz. Bunlar kendi ihtiyaçları doğrultusunda gerekli modifikasyonlar yaparak kullanıyor. Fakat biz yani burada da paylaşımcıyız. Hem editör olsun, döküman yönetim sistemi arzu eden kurumlara veriyoruz. Elektronik imza uygulaması gerçekten gurur verici bir seviyede. Yani değil Avrupa'da, belki dünyada elektronik imzayı bu derece yaygın, çok kullanan örnek bir
yargı kurumu, 101 bakanlığız. Yani şu an 100 milyona yakın elektronik imza dağıtımı gerçekleştirildi ve günlük işlemlerde, yargısal işlemlerde bu kullanılır durumda. Ve siz 14 yazışmayı elektronik imza kullanarak yaptığınızda, elektronik ortamda yaptığınızda elektronik imzanın bedelini de amorti etmiş oluyorsunuz. Gerçekten çok ciddi bir dönüşüm. Fiziksel ortamdan, fiziksel imzadan elektronik imza geçiş ciddi bir fizik dönüşüm. Ve burada da UDF sistemi, UYAP doküman formatı bizim kendi geliştirdiğimiz bir format ve biz bu formatın altına burada gördüğünüz gibi pointer var mı burada? Şu altta bir kod basıyoruz. Ve vatandaş bu kodu şu altta yazılı adrese girdiğinde elektronik formatına, elektronik versiyonuna erişebilmektedir. UDF de kamuya paylaştığımız bir formattır. Yani bizim internet sayfamıza indirilip kullanılabilir. O yönde örnek bir uygulama. Sistemde 1400'e yakın akıllı uyarı sistemi vardır. Yani kullanıcılar bir usul yasası gereği uymak zorunda oldukları bir kural atladıklarında sistem küçük pop-up'larla kullanıcıyı uyarmaktadır. Bu da dünyada çok örneğini görmediğim bir fonksiyon. Uzaktan eğitim, biz UYAP yazılımları çok sık güncelliyoruz, geliştiriyoruz kendi yazılım ekibimizle. Yılda 4 kez güncelleme yapıyoruz. Ve bu güncellemeleri de bir şekilde son kullanıcılara işte göstermemiz, bu eğitimler vasıtasıyla onları eğitmemiz gerekmektedir. Eskiden bunları biz sınıflarda fiziki olarak yapıyorduk fakat artık bu tür güncellemeler veyahut da her türlü eğitim ihtiyacı uzaktan eğitim vasıtasıyla yapılmaktadır. Kullanıcılar kendi portallarından uzaktan eğitim bölümüne girerek mesela elektronik imzayı nasıl kullanacağını, işte kendi modülünü nasıl kullanacağını çok rahat öğrenebilmektedir. Avukatlar ve vatandaşlar için de uzaktan eğitim içeriklerimiz var. Katma değerli servis olarak vatandaşlara, avukatlara, kurumlara, bilirkişilere online hizmetler sağlıyoruz. Vatandaşlar internetten dosyalarını inceleyebiliyorlar. Avukatlar bürolardan yaptıkları her türlü işlemi yapabiliyorlar. Dava açabiliyorlar, harç yatırabiliyorlar, bilgi belge verebiliyorlar. Bilirkişiler hakeza raporlarını yine internetten verebiliyorlar, internet üzerinden atanabiliyorlar. Kurumlar da kendi dosyalarını internet üzerinden takip etme imkanlara sahip. Bunlar bizim kamuya sunduğumuz online hizmetlerimiz. Elektronik satışta Amazon veya eBay benzeri icra dairelerinde harc edilen malların elektronik ortamda kamuya açık bir şekilde satışa çıkarıldığı bir portal. Bu da yeni bir uygulama ve bu sayede biz icra dairelerinde satış işlemlerinde gerçekleşen pek çok yolsuzluğu önlemiş bulunmaktayız. Mobil uygulamalarımız var. Cep telefonlarından mobil mevzuata tüm vatandaşlar, avukatlar erişebilirler. Android Market veyahut da diğer işte şeyden indirip kullanılabilir. Koluk için yaptığımız MAPS var. Koluk kuvvetleri el terminalleri veyahut da özel yetkilendirilmiş cep telefonlarıyla cep telefonlarından önlerindeki veyahut da durdukları bir şahsın aranıp yakalanması olup olmadığını sorgulayabilmektedirler. SMS bilgi sisteminde vatandaşlar ve avukatlar bu sisteme abone olduklarında davalar hakkında bilgi sahibi olabiliyorlar. Cep telefonlarına uyarı mesajı geliyor. Kendi haklarında bir yasal işlem gerçekleşti, bir yasal süreç olduğunda cep telefonları SMS vasıtasıyla bilgilendiriyorlar. Bu da yeni bir hizmetimiz. 2 senedir faaliyette 118'li firmalar aranarak belli bazı güvenlik soruları, güvenlik aşamaları geçtikten sonra belli bazı temel kapak bilgileri vatandaşlar buradan öğrenebiliyorlar. Bu da kamuya örnek bir projemiz, sistemimiz. Biz kendi bünyemizi oluşturduğumuz tamir atölyesiyle garanti süresi biten donanımları tamir ediyoruz. Burada yaklaşık bir 10 kişilik ekibimiz var. Yaptığımız bir hesaplamada senelik bize kazancı en az 2-3 milyon dolar. Yani bu çöpe gidecek, garanti süresi bitmiş laptoplardan tutun yazıcılara kadar, printerlara kadar arkadaşlar her şeyi tamir ediyorlar. Çıkan parçaları kullanıyorlar. Yani meraklı olan kurumlara da yerinde gelip inceleyebilirler. UYAP'ın yurt dışına ihracı ile ilgili çalışmalarımız var. Burada UYAP'a ilgi gösteren kurumları ben sıraladım. Buna ilgili de ileride somut adımlar atmayı düşünüyoruz. Şimdi daha çok bu sunumun konusuna uygun olacak. İşte geçmişte karşılaştığımız eleştiriler nelerdi? En başta işte bu proje hayaldir. Diğer dünya ülkelerinde böyle bir şey yok. İşte daha önce başka ülkelerde denenmiş, yapılmamış. İşte niye merkezi, yasal altyapısı yok, yargı bağımsızlığına aykırı gibi
pek çok eleştiriyle karşılaştık 10 yıllık süreçte. Artı tabii bazı şeyleri biz kendimiz öğrendik. Böyle büyük kapsamlı bir proje gerçekleştirmenin verdiği bir zorluk vardı. Yani öyle sorunlarla karşılaşıyorsunuz ki belki dünyada bir örneği yok. Ve biz bunları kendi el yordamımızla, kendi arkadaşlarımızla, mühendislerimizle, hakimlerimizle, personelimizle tarşı tarşıya çözme yoluna gittik. Yine kalifiye personel sıkıntısı çektik. Yani ben 10 yıllık süreçte UYAP'tan ayrılan mühendis sayısının yani 40'lar 50'ler civarında olduğunu söyleyebilirim. Artı yargısal süreçlerin çok sık değişmesi, karışık olması karşılaştığımız sorunlardan bir tanesiydi. Artı yargı mensuplarının teknolojiden uzak olmaları, teknolojiye yatkın olmamaları karşılaştığımız sorunlardan bir tanesiydi. Ve biz bunu zaman içerisinde açtık. Yani bundan 10 yıl önce bilgisayar kullanım seviyesi veyahut da bilgisayar okuryazarlığı %5'ler civarındaysa şimdi %100'lere yaklaşmış durumdadır. Yani şu an hakim savcılar elektronik imzasını kullanabiliyor, internetten girip araştırma yapabiliyor. Yani bu kültürü oluşturduk. Ve bu sorunları aşmak için biz projeyi aşamalı olarak faaliyete geçirdik. İlk başta merkez birimleri uygulamaya geçirildi. Daha sonra taşra birimleri uygulamaya geçirildi. Ve bu uygulamalar pilot aşamalarda denendi öncelikle. Yani tüm adliyelere gidilmeden önce 17 kadar pilot birimde UYAP yazılımla denendi ve başarısı görüldükten sonra diğer birimlere yaygınlaştırılmaya gidildi. Yani aşama aşama bir anda tüm birimleri uygulamaya geçirmek yerine aşama aşama faaliyete geçirdik. Ve burada tüm hakim, savcılar, personel bilgisayar eğitiminden, UYAP eğitiminden geçildi. Ve biz sahada, taşrada bilgisayara yatkın taşra ekibi kurduk. Yani bunlar adliyelerde bir hakim, savcı veya personelin bir sonra karşılaştığı birebir eğitim veren personeller oluşturduk. Ve bunların sayısı şu an 1000 civarında. Ve bunlar bir sorun olduğunda doğrudan müdahale etmektedir. Ve UYAP ilk kurulduğundan bir mevzuat altyapısı da çok fazla yoktu. Hani usul yasalarında UYAP'la ilgili hükümler pek yoktu. Fakat şu son yıllarda ve UYAP uygulaması başarısı gördükçe tüm mevzuatlara, tüm usul yasalarına şu an UYAP girmiş bulunmakta. Bu da geliştirdiğimiz, gerçekleştirdiğimiz başarı. Diğer şeyler, mesela biz yazılımları nasıl yaptık? Mümkün olduğu kadar hakim, savcı, personel, son kullanıcının görüşlerini alarak yazılımları gerçekleştirdik ve bunları yapmak için de kurullar kurduk. Gördüğünüz gibi hukuk, ceza, idari kurulları kurduk. Ve yazılımlar bu kurullardan çıkan görüşler doğrultusunda gerçekleştirildi. Ve yaygınlaştırmayı da kendi ekiplerimizle yaptık. Yani gerçekten ciddi bir süreçti burada. Özel bir firma yaygınlaştırma için bizden 50 milyon dolar kadar bir para istedi. Fakat biz bunu 7 milyon dolara gerçekten sadece işte gidip gelme, yolluk, ödenek, işte kol seyahat masrafına yaygınlaştırma gerçekleştirmiş olduk ve kendi ekiplerimizi yaptık bunu. Yine UYAP'la ilgili kritik kararları alacak merkezde bir kurul kurduk. Buna UYAP İcra ve Koordinasyon Kurulu deniyor. Bunun başkanlığını Adalet Bakanı Müsteşar yapıyor ve tüm daire amirlerinden oluşuyor. Ve bu şekilde bir sorumluluğu tüm birimlere, tüm kurumlara paylaştırmış olduk. Ve bu da sahiplenmeyi arttırdı. Yardım masası kuruldu. Yani gerçekten insanların alışkanlıklarını değiştiriyorsunuz. Ciddi bir dönüşüm yapıyorsunuz. Fiziksel ortamdan kağıtsız bir ortama geçiyorsunuz. Ve kullanıcılar pek çok sorunla karşılaşıyor. Bu sorunları çözmek için onlar yardım edecek. Hem merkezde hem de taşrada yardım masaları kuruldu. Burada risklere karşı anlatabilir özellikler ise dediğim gibi aşamalı bir geçiş, kurumsal yapılanma, işte kurullar, karar verici kurullar, ondan sonra uyumlu bir çalışma sistemi, pilot birimlerde denenmiş olması, sahada bu işten anlayan görevlendirmelerde bulunması, ekipler kurulması ve motivasyonun sağlanması bu karşılaştığımız sorunların çözümünde aldığımız tedbirlerdi. Ve UYAP'ın işte en önemli özellikleri herhangi bir dışa bağımlı olmaması, yazılım maliyeti düşük olması, entegrasyon, açık kod desteği, açık kaynak kod uygulamalar gerçekten bizim merkezi bir yapı. UYAP bilişim sisteminin bir amacı öne çıkan özellikleri diyelim. Projenin başarıya ulaşmasına en çok ne etkili oldu? Hani bu sunumu hazırlamadan önce işte arkadaşlarımla oturup
beraber düşündüğümüzde aklımıza gelen bunlar oldu. Bir ekip çalışması, aşamalı uygulama, ihtiyaçların iyi planlanması ve mümkün olduğu kadar iç kaynaklardan karşılanması, sürekli eğitimler, seminerler verilmesi, projenin personelce sahiplenmesi, yani UYAP projesi hakimlerden daha çok personel tarafından sahiplendi ve bugüne geldiyse de personelin, yani bu iş aslında daha çok kullanan personelin sahiplenmesi sayesinde, projenin bu eğitim toplantıları, değişik seminerlerle son kullanıcı iyi bir şekilde anlatılması da başarıya götüren faktörler arasında. Artık bu sosyal paylaşım, e-mail grupları gerçekten çok önemli rol oynadılar başarıya giden yolda. Biz yaygınlaştırma esnasında veyahut da bu yazılım geliştirmesi esnasında e-mail grupları kurduk. İşte hakimlerden oluşan, personelden oluşan, infaz koruma memurlarından oluşan, mesela bakanlık hakimlerinden oluşan, herkes kendi alanına göre karşılaştığı sorunu burada paylaştı ve biz bu gruplara e-mail vasıtasıyla mesajlarımızı iletebildik ve bu gruplar sayesinde ciddi bir motivasyon sağlandı ve herkes projeyi sahiplendi. Artı projeye başlamadan önce tüm hakim savcılara dijital bilgisayar verdik, cep telefonları dağıttık, tüm personel bilgisayarlar dağıtıldı ve bunlar bir şekilde artık teknolojiye yatkın bir hale geldiler, teknolojiyle haşır neşir oldular ve UYAP'ı benimsemeleri daha kolay oldu. Temel usul yasaları UYAP'a göre revize edildi. Personel özlük haklarına düzenlemeler yapıldı. Gerçekten nitelikli teknik adam istihdamında güçlük çekiyorduk ve bununla ilgili diğer kamu kurumlarının ve bizim baskılarımızla değişik düzenlemeler yapıldı. En son bu 375 sayılı KHK kapsamında işte belli bazı büyük ölçekli bilgi işlemlerinde bilişim uzmanı çalıştırma imkanı doğdu ve bunlara özel sektöre yakın maaşlar verme imkanı sağlandı. Ve bu da özel sektör olan beyin göçünü bir ölçüde engellemiş oldu. Bu da gerçekten hem bizim açımızdan hem diğer kamu kurumları açısından ciddi bir adımdı. Bunun yanında tanıtım amaçlı işte çalışmalarımız oldu. İşte bu tür broşürler, afişler bastırdık. Bunları adliyelerde dağıttık, adliyelerde astırdık. Motivasyon gerçekten bir önceki sunumda başkanımın da dediği gibi insan faktörü gerçekten çok önemli ve biz de buna çok önem verdik. Motivasyonu sağlamak için değişik böyle kampanyalar, ödül kampanyaları, bilinçlendirme toplantıları yaptık ve çok da faydasını gördük. Artı aldığımız uluslararası ödüller de motivasyon artmasında ciddi bir şey sağladı. Artı merkezdeki birimizin motivasyonunu sağlamak için böyle sosyal etkinlikler yaptık. Futbol turnuvaları, tiyatro toplulukları, değişik etkinlikler, piknikler. Bu da insan kaynaklarımızın işte moral motivasyon arttırma ve verimine sağlama anlamında bize ciddi faydalar sağladı. Vaktim var mı başkanım? Bilmiyorum ne kadar. Evet. Biraz hızlı mı gittim? UYAP öncesi ve yani geldiğimiz noktaya baktığımızda da yani yıllar süren yargılamadan artık %50'lere varan, %60'lara varan orada kısaldığını gördük. Yani adliyelerin böyle daktilo sesleri veyahut da karmaşık olan yerden daha çok böyle elektronik ortamlarda işte bilgisayar, laptoplarla çalışan ortamlara dönüştürdük. Kağıda dayalı bir sistemden kağıtsız bir ofis ortamına dönüştü yargı süreçleri. Şu an hem teknik hem de yasal olarak aslında kağıtsız ofis ortamının altyapısı hazır. Fakat kullanıcılarımız henüz hazır değiller. O da zaman içerisinde olacak diye düşünüyoruz. Hakim savcının ihtiyaç duyduğu her türlü veriler elektronik ortamda alınır oldu. Eskiden bunları temin etmek bir hakim savcı için yani ayları, yılları buluyordu ve yargılama süreçleri çok uzuyordu gerçekten de. Yargılama giderleri çok azaldı. Artı mesela bir yerde yakalaması, tutulması olan şahısları yakalamak gerçekten güçken artık UYAP sayesinde bir yakalama, bir arama kararı verildiğinde tüm emniyet birimlerine dağılmaktadır. Bununla ilgili uyarılar vardır işte yazılımda. Yani sunumun içerisinde bahsettiğim gibi ciddi bir dönüşüm gerçekleştirdik. Yani avukatlar, vatandaşlar adli işlemleri gerçekleştirmek, adliye gelmeleri gerekirken artık internet üzerinden dosyalarını takip edebilmektedirler. Bu da ciddi bir dönüşüm. Şu an 80 bin avukattan 50 bine yakını UYAP bilişim sistemini, avukat portalı kullanmaktadır. Devirler, istatistikler almak böyle aylar sürerdi. Mesela bir icra daireleri saat 4'te kapılarını kapatırlardı. İşte sayım yaparlardı, devir yaparlardı. Şu artık şunu bir dakika içerisinde yapabiliyorlar. Veyahut da yıl sonunda mahkemeler dosyalarını sayardı ve bu süreç bir ayı bulurdu. Fakat bu devir artık yani saniyeler, dakikalar içerisinde yapılabilirdi. Anlık istatistikler almak gerçekten mesela biz istatistikleri 2 sene gecikmeli verirdik. Fakat şu an biz anlık, saniyelik istatistikler verebiliyoruz.
Dediğim gibi SEGBİ sisteminden de bahsetmem lazım çok kısa. Bunu da yeni kurduk. Şu an 1000 kadar yere kuruldu. Cezaevlerine kuruldu. Ceza mahkemelerine kuruldu. Artık mahkumlar cezaevinden adliye gelmeden cezaevinden video konferansıyla dinlenebiliyor. Veyahut da uzaktaki bir tanık veyahut da ilgili o adliye gelmeden uzaktan dinlenebiliyor. Video kaydı vasıtasıyla duruşmalar kayıt altına alınabiliyor. Video konferansı yapılıyor. Bu da ciddi bir şekilde insan hakları ihlallerini önleyeceği gibi yargılamada masraflarını ciddi bir şekilde düşürecek. Yani en az UYAP kadar büyük bir proje, ciddi bir proje. Önümüzdeki süreçte bizim en böyle önem vereceğimiz, üzerine düşeceğimiz bir proje. Dediğim gibi internet sağlıyoruz. Elektronik imza sürecine geçtik. Ödüllerimiz burada, yani tek tek okumak istemiyorum. Ödüller web sayfamızda var. Böyle bir şey yaptık. Şimdi şunu özetlemek istiyorum. Sultanahmet Camisi inşa edilirken padişah işte tebdili kıyafet inşaatın yanına gidiyor. İşte önce bir işçiyle karşılaşıyor. İşçiye soruyor, ne yapıyorsun diyor. İşçi diyor, tuğla örüyorum diyor. Sonra işte başka bir işçinin yanına gidiyor. Ona soruyor, işte sen ne yapıyorsun diyor. O da diyor, ben de ekmek paramı kazanıyorum, nafakamı çıkartıyorum diyor. Sonra işte ayrılıyor, üçüncü bir işçinin yanına gidiyor. Ona diyor, işte sen ne yapıyorsun diyor. Ben de diyor, işte Osmanlı'nın gururu olacak Sultanahmet Camisi'ni inşa ediyorum diyor. Yani biz hem merkezde hem taşrada, sahada çalışan personel olarak böyle bir duyguyla, böyle bir düşünceyle, heyecanla UYAP'ı bugünlere getirdiğimizi düşünüyorum. Bir ekip çalışması sonuç olarak bu noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, Ali Rıza Bey'e çok teşekkür ediyorum. Dünyaca tanınan bir devlet gurusu var, Hindistanlı Profesör Bharat Nagar. Bu bizim oturumun başlığıyla ilgili bir makalesi de var. Devlet başarı faktörleri diye. Orada bahsettiği unsurlardan birisi teknik düzeyde, teknokrat düzeyinde adanmış bürokratlar. Adı sanı bilinmeyen meçhul asker, isimsiz kahraman şeklinde. Mesai bitse de saatine bakmayan, evinde cumartesi pazar çalışan, bunu dert edinen kişiler. Türkiye'de de devletin başarı faktörlerinden en önemlisi bu bize sorarsanız. Dolayısıyla çoğu zaman da istedikleri dış desteği bulamayan, fakat buna rağmen edindikleri kendilerinden içgüdüleriyle, içsel motivasyonla bu çalışmaları yapan arkadaşlarımıza belki bugün değerleri bilinmese de ileride Türkiye'nin kamu yönetim dönüşüm tarihi yazıldığında kıymetlerinin anlaşılacağını düşünüyorum ve tebrik ediyorum. UYAP Adalet Bakanlığı'nın sunumu da gerçekten bizim konsepte uygun ve veciz bir sunumdu. Teşekkür ederim.